23-26 Ağustos değerli kova burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Ya her zamandan şöyle söyleyeceğim değerli kova burçları. Yani bu hafta her zamankinden daha fazla baskıcı, daha fazla zorlayıcı, her tarafa karşı geliyor. Beşiktaş her şeye karşı modu vardır ya. Efendim Beşiktaş. Böyle bir enerjiniz var. Aslında bu evrede de çok güzel iş ve alanlarla ilgili yenilikler de var. Yani okumadan, dinlemeden ani karar vermeyin. Yani bu sizin hem işletmenize ya da bulunduğunuz noktaya zarar vermenize sebep olacak. Bu ara biraz daha sakin ve zorlukları görerek doğru adımlarda işimize sahip çıkalım diyorum. Yoksa görmediğiniz bir şey hem size hem de şirketinize zarar verecek gözüküyor. Banka sektöründe çalışıyorsanız şube değişiminiz ya da yer değişiminiz sürpriz şekilde elinizde kalacak gözüküyor. Yani ben yerimizi değiştirmek istiyorum. Artık burası ben bıktım. Aynı insanlara aynı alanda çalışmak istiyorum. Sürpriz şekilde gideceğiniz yer belirlenmiş. Şaşkınlık içerisinde kalacaksınız ve ummadığınız bir yer, istediğiniz bir yere geçiş yapacaksınız diyorum. Büyük kurumsal firmada çalışanlar için de yönetici değişimi ya da patronunuz ya da şirket başka bir yere satılacak. O yüzden mecburen bazı iş arayışlarına girmek zorunda kalabilir. Bu yüzden de enerjiniz böyle tamamen tükenmiş. Kendinizi bir yere saklayıp ben ne yapacağım diye yaralı kuşlar gibi böyle düşüneceksiniz ama şirket tazminatınızı, hakkınızı ve gerçekten de aldıktan hemen belli bir süre sonra da yeni iş kapınız olacak. Hiç endişe etmeyin. Devletle ilgili pürüz ve dosyalarınız olabilir ve devlet işinde çalışıyorsanız sizin işinizle ilgili pürüzler yaşayabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız da şehir değişimi ya da istifa niyetiniz olabilir. Kendi alanınızı kurmak istediğiniz için istifanızı gerçekleştir. Yap, zaten istiyordun. Zaten böyle bir hedefin vardı. Geciktirmene gerek yok. Özellikle psikiyatri alanında, çocuk psikiyatri alanı ya da psikologsanız hiç düşünmeyin. Açın. Başarı ve oluşum güzel olacak olarak uyarı veriyor. Değerli kova burçlarım, aşk konusunda bu ara sevgilinize fazlasıyla ve fazlasıyla kıskanacak, onu baskılayacak, saçma sapan kıyafetlerine ya da sen eşinin kıyafetlerine karışacaksınız, kocanızın kıyafetlerine. Böyle bir şey var. Hem tatlı kıskançlık hem de ona bir gözdağı verme havanız var. Diliniz sert oluyor ve bu gözdağı sırasında İlişkinize zarar vermeyin. Ama yine siz o ruhunuzdaki o gözdağınızı verin diyorum. Hatta şöyle söyleyeceğim, sürpriz gebelik de olabilir ya da çocuğunuzla ilgili güzel bir okul sevincini yaşıyor olabilirsiniz. Çocuğunuzla ya da çocuk doğumu ile ilgili sürpriz bir oluşum var. Sağlık konusunda bu ara tamamıyla enerjinizin sizi yanlış yönlendiriyor. Mesela rüyalarınız çok karışık olabilir, hisleriniz sizi yanlış yönetiyor olabilir. Ben hissettim dediğiniz her şeyde bir hata olabilir. Şu an hislerinizle ya da rüyalarınızla değil, mantığınızla hareket etmenizi daha sağlıklı buluyor. Çünkü mesela ilişkinizle de alakalı. Ha, bana sanki bu ilişkiyle ilgili gelecek planı konuşacak. Hayır, şu an öyle bir şey yok. Ama bu ilişki bitmiyor. Mesela ayrılmış olduğunuz ve sevgi, ben hissediyorum o bana dönecek ve ben onu hayatımda istemeyeceğim, o yalvaracak. Öyle bir şey olmayacak. Onun hayatında geri gelse de geri geleceğini görmüyorum ama senin öyle bir egon var, ben onu cezalandıracağım diyorsun. Sen çok tesadüf bir noktada birine aşık olacaksın. O ayağına gelse de onu zaten sen istemeyeceksin. Böyle bir durumumuz var. Üniversitede öğrenci olan bazı kova burçları gittiğiniz noktada aşk enerjiniz var ve bu kalıcı hayat arkadaşınız gözüküyor. Eğitim yurt dışına gidiyorsanız orada kalıcı hayat arkadaşınız var. Eğer burada üniversitede devam edecekseniz mutlaka gidin. Aşk var, çok da güzel, çok da keyifli bir aşk var. Bu ara okumaya, kitap okumaya
biraz klasik müzik dinleme, biraz ruhunuzu iyileştirme, hatta halay çekmek ya da horon tepmek isteyebilirsiniz. Böyle bir enerjide de değişiklikler var, yapın diyorum. Bir arkadaşına ya da bir dostunuzu hayatınızdan çıkartma vakti geldi. Sizi yanlış yönlendiriyor ve bu yüzden de yanlış kararlar alıyorsunuz. Bu ara annenize, kız kardeşinize, ablanıza kırgın olabilirsiniz. Lütfen gidin, özür dileyin. Sizde de hatalar var. Bu hataları kabul etmenizi istiyorum. Sağlık olarak psikoloji yorgunluğu var ama bir psikiyatrise değil. Bol spor, pilates, yoga, meditasyon size çok iyi gelecek. Ve vücudunuzda bazı sarkık noktalarımız var. Bir türlü toparlayamıyoruz. Yaş ilerledikçe de çocuklarda da oluyor, fark etmiyor. Yani estetik bir vücut istiyorsanız düzenli pilates yapmanız size iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de bu aralar kafanızda kurmayı bırak. Kurdukça uyku problemi yaşıyorsun. Rahat nefes al ve uyumana önem ver. Mutlu kalın, umutla kalın. Umut Rabbim, ona Rabbime dokunarak dua edin.